Masalların icra, bağlam ve anlatıcı özellikleri, masalın bir icra ve gösterim, performans olduğunu akılda tutarak, şu demek, yani masallar normalde sözlü kültüre ait ürünlerdir. Nasıl metah anlatacağı şeyi halkın içinde anlatırken bir role bürünüyorsa, bunu bir icra bağlamında, icra, anlatıldığı ortamın tamamıdır. Anlattığı şeydir, dinleyicisidir, kendisidir, anlattığı yerdir. Anlatırken yaptığı jest, mimik, el, kol hareketlerinin tamamıdır. İcra bağlamıdır, performans bağlamı. Bunları akıllı tutarak masalların icra özellikleri hakkında şu bilgiler değinmek yerinde olacaktır. Mavi çizelim, daha güzel. Masalların ilk üreticisinin kim olduğu belli değildir. Sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen anonim bir türdür. Masal anlatan kişilere masal anası, masalcı, masal ebesi, ninesi, atası gibi isimler verilir. Genellikle kültürde genellikle geleneksel kültürde genellikle belirli bir yaşın üstünde olan kadın veya erkeklerin anlattığı masallar son dönemlerde bir meslek haline gelmeye başlamış ve gençler tarafından anlatılmaya da başlandı artık. Masal anlatıcısı masalına başlamadan önce tekerleme söyler. Bu sayede masala başlayacağını haber verir. Ve sessizliği sağlamış olur. Tabii şu an günümüze kalmadı ama o eski dönemlerden masal anlatıcısı ortama girerken masalı anlatmaya dair ipucu verirken o karşısındaki kitle muhakkak böyle bir edepli bir şekildeydi. Yani düsturlu bir şekildeydiler. Öyle başıboş bir ortam değildi. Masalların genellikle kış aylarında bir ateş ya da ocak başında anlatıldığı söylenmekte ancak günümüzde bu durum değişti. Masallar günümüzde müzelerde, okullarda, farklı mekanda her yerde artık anlatılabiliyor. Masalların dinleyicisi kitlesi, dinleyici kitlesi her yaştan insanlardır. Çocuk ya da yetişkin insanlar masalları dinleyebilir. Masalını uzatan anlatıcılar masalın karakterlerini ve temel akışını değiştirmeden olayları geliştirir temel yapıyı değiştirmeden masalcı farklı farklı masallardan alınan bölümleri mekanik bir biçimde birbiriyle kaynaştırarak yeni masalı üretir. Bu anlatım biçiminde anlatıcı kendince bir çerçeve oluşturur ve bu çerçeve içinde birkaç masalı arka arkaya anlatabilir. Örneğin masalda Adı geçen bir kahraman macerası sırasında karşılaştığı insanlara düşüncelerini sorar ve onlarla masal anlatmaya başlar. Bu profesyonel masal anlatıcılarının kullandığı bir yöntemdir. Bora Tav'ın ifadesine göre bu masal içinde masal olarak nitelendirilebilecek bir durumdur. Bir diğer özellik masalcı monotonluğu önlemek için masalının anlatım dilini değiştirebilir. Bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman bazen de geniş zamanı kullanabilir. Bir diğeri anlatıcı masalını anlatmakla kalmaz. Akışını bozmadan kendi duygularını düşüncelerini ekleyerek anlatabilir. Bu durumda dinleyiciye soru sorduğu ya da onunla konuştuğu da sık sık görülebilir. Başka bir özellik masallarda da günlük konuşmalarda olduğu gibi edebe terbiyeye aykırı bir şey söyleneceği zaman sözüm ya bana, sözüm meclisten dışarı sözleriyle dinleyiciden özür dilenir. Masalcı dinleyenler karşısında yeri geldikçe kişiler ya da olaylar hakkında kendi düşüncelerini olumlu ya da olumsuz yargılarla aktarabilir. Masalcı kimi zaman olayların geçtiği mekanı kendi yakın çevresinden seçer. Böylelikle dinleyicinin olayları hayal etmesini bildikleri bir mekan üzerinden kolaylaştırmak ister. Burada dinleyiciyi de düşünüyor. Masal anlatıcısı şapka, battaniye, mendil, baston, tesbih gibi bazı nesneleri kullanarak masalına görsel imgeler katar ve böylece anlatımını Kuvvetlendirir. Masalcının kendi yöresinin örf ve adetleri masal metnine yansıyabilir. Masal kahramanlarının doğumundan kahramanın evlenmesine kadar birçok unsur anlatıcının yöresindeki adetlerden izler taşıyabilir. E, bu da çok önemli bir şey aslında. Masalcının anlatıcının masala kattığı özelliklerden bir tanesidir. Masal anlatıcısı masalını anlatırken, kendinden bir şeyleri de masalına katar. Böylelikle her masal bir önceki anlatılan masaldan farklı bir masala dönüşebilir. Anlatıcı ana çatıyı bozmayacak şekilde motiflerin uzunluklarını, kısalıklarını ayarlayabilir. Veya bir motifi masaldan tamamen atabilir. Bu nedenle masal anlatıcısının masal başlamadan önce ve başladıktan sonra dinleyicilerle kurduğu iletişim son derece önemlidir. Bulunan ortamın koşullarına taleplerine uygun olarak masalını şekillendirir ve adeta yeniden e, yaratır. Burada şu özellikle göze, şu özellikle e, e, önemli. Mesela anlattığı, anlatacağı masal, masalı anlattığı yerle çelişiyorsa, şöyle bazı özellikleri geleneksel özellikler çelişiyorsa, mesela masalda anlattığı bazı unsurlar, masalın anlatıldığı yerde ahlaksız veya müstehcen kabul ediyor, edilebiliyorsa bunları değiştirebilir. içine kendisi eklemeler yapabilir. Tabi ana yapıyı, çatıyı bozmadan bunları yapmak zorunda. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.